Merhaba sevgili dostum. Benim kanalımı belki uzun zamandır takip ediyorsun, podcastleri dinliyorsun, kitaplarımı okudun, belki başka insanların kitaplarını okudun, psikolojiye meraklısın. Ve hayatta bazı yaralarım var, bazı dertlerim var. Ve bu dertlerin sana hissettirdiği yük olduğu noktalardan kurtulmak istiyorsun. Ama okumana, izlemene, birçok çabaya rağmen, hatta belki terapiye rağmen, terapi almana rağmen bunları çözemiyorsun. Ve o an diyorsun ki acaba sorun bende mi? Şimdi biz psikologların, psikiyatristlerin, bu alanda çalışan ruh sağlığı uzmanlarının kitaplarının şöyle bir hatası olabiliyor ki ben elimden geldiğince bu ayrıntıyı hep hatırlatıyorum. Her sorun düzelmez, her zaman iyi hissedemezsin ama sanki her dert çözülecekmiş gibi, her derdin bir dermanı varmış gibi bir algı oluşabiliyor. Ve bu algıya sen de kendini kaptırdığın zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. İnsanlar ya da psikoloji bir şekilde bu dertleri çözebiliyor. Ama ben çözemiyorum. Terapiye gittim, kitaplar okudum, videolar izledim, ilaçlar kullandım belki de ama yine de bu derdi çözemedim. İşte bu videonun konusu bu. Her dert iyileşir mi? Her acı geçer mi? Ben burada birazcık aslında mesleki yönelimimin de tersinde şunu söylemek istiyorum. Her acı iyileşmez. Çünkü bazı şeyler vardır ki telafisi mümkün değildir. Bazı yaraların izi kalır. Yani birazcık ters köşe yapacağım ve kendini suçlamamanı istiyorum artık. O derdin, o sıkıntının yükünü bazen hafifletemediğini düşündüğün zamanlar için kendini suçlama artık. Bu videonun konusu bu. Şimdi sen bir dert yaşadığın zaman, hayatta başına kötü şeyler geldiği zaman insanlar sana öneriler verir. İşte bak başka insanlar neler yaşadı, düzeldi. Bak işte Afrika'daki çocuklar işte açlıktan ölüyor, yiyecek yemek bulamıyor. Sen bunları mı kafana takıyorsun? İşte her şeyin bir nedeni var. Hayırlısı olmuş. Ama bu söylemler, o anda bunu söyleyen insanlar iyi niyetli olsa bile şöyle bir hissiyat oluşturuyor sende. Ya bu neden beni rahatlatmıyor? Neden bana iyi gelmiyor? Bende mi bir sorun var acaba diye. Ama bu senin sorunlu bir insan olduğun anlamına gelmez. Bazı dertler ağırdır çünkü. Yaşamayan insan bilmez. Mesela bana birisi bir yakınını kaybettiği zaman, geldiği zaman ona şey demem. Anlıyorum seni demem. Ben çünkü bir yakınımı kaybetmedim. Ancak böyle dertleri yaşayan insanlar anlar ve bu konuda birazcık farkında olmak gerekiyor. İlk başta yani dermanı olmayan, geçmeyecek, izi geçmeyecek dediğimiz acılardan bir tanesi sevdiğin birisini kaybetmek. Düşünsene, bugüne kadar güzel anıların oldu, annen, baban, sevdiğin eşin, belki evladın yani. Kolay bir şey mi bunu kaybedebilmek ve bu noktadan sonra inançlı bir insansan öbür tarafta kavuşmayı ümit edebilirsin ama yani en azından şu anda aklın ve bilincin buradayken, bu dünyadayken o artık yok. Özlüyorsun. Yani ben şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Mesela 30 yıl olmuş, eşini kaybetmiş adam ya da kadın. Konusunu açıyorsun, fotoğrafına bakıyorsun. Sanki taze vefat etmiş gibi ağlayabiliyor. Bu acı öyle kolayca geçebilecek bir acı değil. Bir insanı yıllar sonra bile hatırladığın zaman, sevdiğin birini, kaybettiğin birini hatırladığın zaman üzülüyorsan bu senin anormal olduğunu göstermez. İnsan olduğunu gösterir. Bir diğer şey de böyle geçmesi mümkün olmayan hastalıklar. Mesela yani elinden gelen sağlıklı olmak için çabayı gösteriyorsun. Ama bazen genetik kodlarımız, bazen ya şanssızlık, bazen işte olabilecek olabiliyor ve kanser tanısı konulabiliyor. Ya da ölümcül bir hastalık olmasa bile ciddi anlamda bakım gerektiren ve hayatını, konforunu zorlaştıran kronik bir hastalığın oluyor. Böyle bir noktada İnsanlar sana gelip ya iyi tarafından bak, üzülme, takma dediği zaman belki de bilmiyorum yani öfkeleniyor bile olabilirsin. Kolay bir şey değildir bunu yaşıyor olmak. Çünkü senin hayatın o andan sonra etkileniyor. Sen belki ölüme adım adım yaklaşıyorsun. Bunu bir tek sen bilebilirsin. Korkuyorsan, bunalıyorsan, bazen isyan içinde hissediyorsan ve bu hissiyat ara ara inişlerle çıkışlarla beraber tamamen ortadan kalkmıyorsa bu gayet normal. Bunu da bir kenara yazalım. İnsanın çocukluğundan bu yana aslında dünyaya ve diğer insanlara tutunmasını sağlayan en önemli şeylerden birisi güvendir. Ve düşünsene belki okumuşsundur ya da benim videolarda da denk gelmişsindir. Bağlanma dediğimiz bir şey var. Annesiyle yani bakım veren kişiyle güvenli bir ilişki kuran çocuk yetişkinlik döneminde de tatminkar ilişkiler kuruyor. Ve sonraki yaşamında sen birini seviyorsun, çok değer veriyorsun. Belki yıllar süren bir ilişkiniz oluyor ve sonrasında ihanete uğruyorsun, aldatılıyorsun. Bu sadece o insanı kaybetmek ya da o insanın sana ihanet etmesi anlamına gelmiyor. İçindeki o güven çekirdeğine zarar veriyor.
Ve sonraki noktada belki yeni insanlara güvenmekten, yeni ilişkiler kurmakta çok zorlanıyorsun. İhanet, aldatılma ve böyle travmatik şeyler de gerçekten kolay kolay atlatılamayan şeylerden. Yaşadığımız travmalar bazen hiç hak etmediğimiz şekilde çok kötü şeyler yaşamış olabiliriz. Bu belki yakınımız olan sevdiğimiz insanlar tarafından başımıza gelmiştir. Belki hiç tanımadığımız insanlar tarafından. Bu şiddet içerikli olabilir, cinsel içerikli olabilir. Ve travma öyle bir şeydir ki hep izi kalan bir şey maalesef. Sen onu çözümleyebiliyorsun ama yani hayatının seyri üzerinde gerçekten ölene kadar, ömrünün sonuna kadar o etkiyi muhafaza ediyor. Ve birinin gelip sana şöyle demesi bence rahatsız edici olabilir. Geçmişte kaldı artık bunlar. Artık umursamamalısın. Keşke kolay olsa da umursamasan. Ama bu o oluşturduğu travmanın duygusal yük kolay bir şey değildir. Yani dediğim gibi sen onun hayatını çok çok etkilemesini bir şekilde kontrol edebilirsin, engelleyebilirsin ama tamamıyla hiç yaşanmamış gibi olması ihtimali mümkün değildir. Ve son bir şey daha. Yaralanmalar. Mesela bir organını kaybediyorsun, gözlerin görmez oluyor, yani kolun bacağın ampute oluyor. Yani böyle olaylar olduğu zaman da ya bu da insanın beden algısını bozan, hayat konforunu çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Bu tür şeylere alışmak da hiç kolay değil. Şimdi bu saydığım şeyleri düşününce insan kolay değil, yaşamak kolay değil, yaşamaya devam etmek, mücadele etmek kolay değil. Ve siz o dertle uğraşırken aslında her derdin yalnızıdır insan. O an yalnız başınasındır. Etrafında sen bir hastalıkla mücadele ederken birileri sana güzel şeyler söylüyor olsa bile, destek olmaya çalışıyor olsa bile en temelde bir yalnızlık hissiyatı vardır. Ve bu maalesef insan olmanın bir yükü. Bu dünyada var olmanın bir yükü. Ve bunu tamamen ortadan kaldıramayız. Hepimiz sevdiğimiz yakınlarımızı kaybedeceğiz. Belki de bizim sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz insanlar bizi kaybedecek. Bu maalesef ki bu dünyanın alma verme dengesiyle de alakalı bir şey. Yani sen bir sürü güzel şey yaşarken aslında bunun bir kontrastı da oluyor. Yani bir sürü kötü şey de yaşıyorsun ve insan olmak bunların hepsini kapsıyor. Buradaki mevzu şu. Bu kadar çok şeyi yaşarken insanın kafasında şöyle bir soru işareti var. Bu hislerden kurtulmalıyım, bu yaşadıklarımdan kurtulmalıyım. Ama bazen sadece sabredebilirsin. Elinden sadece bu gelir. Beklersin, sabredersin. Yani daha ötesi gelmez. Yapılacak bir şey yoktur. Zamanını beklersin. O anda elinden gelen şeyleri yaparsın ve gerisini zamana bırakırsın. Zaman bazı şeylerin üstünün küllenmesini sağlıyor. Alışmanı sağlıyor aslında. O acıyı azaltmıyor. Senin gönlünün birazcık daha genişlemesini, alışma kapasiteni artırıyor. Bu çok önemli şeylerden bir tanesi. Bazen sadece sabredersin. İnsan yaşadığı acıları tek başına yaşadığı zaman bu onun için ciddi bir yük olmaya başlıyor. Ve bazen öfkemizden dolayı, bazen diğer insanlara yük olma korkumuzdan dolayı onlara paylaşmıyoruz, anlatmıyoruz. Biraz küskün de oluyor insan bu kadar ağır şeyler yaşadığı zaman. Ben neden yaşadım, onlar neden daha mutlu, onların başına neden gelmedi diye. Kötü niyetli biri olduğunu göstermez. Bu gayet insani bir tepki. Hani onlara söylemesen de içinden böyle şeyler geçiyor olabilir. Ama ne olursa olsun etrafında seni sevdiğini düşünen, yani senin onu sevdiğin, onun seni sevdiği ilişkilerde bu acını, sıkıntını paylaşman lazım. Paylaşmak %100 bir çözüm mü? Ya evet, anlattım, aşırı rahatladım, artık her şey çok daha güzel değil. Ama yaşadığın acıyı katlanılabilir bir hale getiriyor. Daha makul bir seviyeye getiriyor. O yüzden ne olursa olsun acını paylaşmalısın. Bir diğer konuysa şu. Aslında yaşadığımız derdin bizim için ulvi bir noktaya da dönüşmesi lazım. Yani bir dert yaşıyorsam o konuda diğer insanlara faydalı olmak konusunda bir çıkarım yaparsan. Mesela diyelim ki evladını mı kaybettin? Çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Benim de iki tane evladım var. Hayal bile etmek yani insanı çok tedirgin ediyor. Böyle bir şey yaşadın. O konuda başka çocuklara yardımcı olabilmek. Bir hastalık tanısı mı aldın? Yani o konuda o hastalıkla uğraşan başka insanlara da destek olabilmek. Yani acından bir sorumluluk çıkartmak. Acından topluma bir fayda çıkarttığın zaman yine bir dengelenme hali ortaya çıkıyor. Böyle olunca birazcık daha aslında katlanılabilir bir seviyeye gelebiliyor işler. Eski kadim hikayelere baktığımız zaman mesela Hazreti Eyüp kıssası vardır, derdiyle beraber olgunlaşan. Yani her hikayede bir dert ve bir olgunlaşma olayı var.
Senin hikayende de yani senin imtihanın da senin bu şekilde dünyada mücadelen de bu şekilde olacak. Belki adil olmadığını düşünüyorsun ama belki haklısın, tamamıyla haklısın. Ne diyebilirim ki? Adil değil, başka insanlar için hayat daha kolay olabilirken senin için böyle. Ama o daimi isyan modunda ben neden bunu yaşadım, ben neden bunu yaşadım dediğin zaman emin ol yani bu bir çözüm noktasında seni daha öteye götürmeyecek. Sadece bende bu var, benim nasibimde bu var. Yani bir şekilde büyümeye, olgunlaşmaya, yani ona devam etmek, yola devam etmek gerekiyor. Elimden geldiğince, son nefesi verene kadar. Başka çarem yok. Ama bu dünyayı kendi içerisinde derdin odağından çıkartıp birazcık daha anlamlı aktivitelere, anlamlı gördüğüm şeylere vakfedersem, birazcık daha kendimi o noktaya verirsem en azından dediğim gibi kalan zamanımın önemli bir kısmını daha keyifli ve iyi yaşayabilirim. İnsan gelişiyor, insan öğreniyor, çay gibi demleniyorsun. Ama bu demlenme süreci böyle şiirlerdeki gibi, hikayelerdeki gibi romantik değil. Bazen o kadar acı oluyor ki ya diyorsun demlenmeseydim de keşke bu acıyı da yaşamasaydım. Ama işte bu bizim seçeneğimiz olmuyor. Ne yaşayacağımızı, başımıza ne geleceğini çok da bilemiyorum sevgili dostlar. Çok da bilemiyoruz sevgili dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça kal.